Sağlık Sen Konya Şubesi tarafından 2 gün sürecek yönetim akademisi yoğun bir katılımla başladı. Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Ahmet Uzunay açılış konuşmasında amaçlarının sektörde tüm kademelerde yer alan sağlık çalışanlarının yöneticilik ve liderlik özelliklerini geliştirmek olduğunu söyledi. Ülke çapında kendi alanında uzman olan eğitimcilerimiz deneyimlerini sendikamıza gönül vermiş kıymetli deva arkadaşlarımızla paylaşacaktır. Bununla birlikte kendini geliştirmek isteyen sendikamızın değerli mensuplarına bu tür eğitimlerin yeni ufuklar açacağına olan inancımız da sonsuzdur. Memur Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer ise gündemdeki savaşı değerlendirerek bu meselenin çözümünde Türkiye'nin en önemli aktörü olduğunu ifade etti. Ben Türkiye'nin bu süreçte bu krizi çözecek en önemli aktör olduğuna ve Cumhurbaşkanımızın da burada en iyi bir şekilde bu olayı çözme noktasında bir duruş sergilediğini ve duruş sergileyeceğine inanıyorum. Vali Vahdettin Özkan da programda yaptığı konuşmada sağlık altyapısının ve hizmetlerin geliştirildiğinin altını çizdi. Hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sürekli eğer bütün kamu hizmetlerinde insanı odağa almışsak, eğitim, sağlık olmazsa olmazımız, sağlık kamu hizmetinin etkin ve yaygın bir şekilde bütün insanlarımıza götürülmesi en önemli, en kutsal hizmetlerinden. Biraz önceki konuşmalardan ifade edildi. Devletimizin, hükümetimizin sağlık kamu hizmetinin bütün insanlarımızın ayağına en güzel bir şekilde götürülmesi yönünde gerçekten dünya örneklik teşkil edecek çalışmalar yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da konuşmasında sağlıkçıların kahramanca mücadele ettiklerini ifade etti ve yakın zamanda sağlık çalışanlarına yönelik bir müjdeyi de açıklayacaklarını söyledi. Bu salgın sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan ve özveriyle çalışan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza, her kadrosundaki kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Sizin kendi özverili gayretiniz olmasaydı inanın bugün Türkiye'de salgın noktasındaki bu başarıyı elde etmemiz mümkün değildi. Bunun sonucu olarak elbette ki sağlık çalışanlarımızın beklentileri var. Hem özlük haklarıyla ilgili hem maaşlarıyla ilgili bu konudaki çalışmaları da Sayın Bakanımız, Konyalı hemşerimiz Fahrettin Bey'in de açıklamalarıyla artık sona yaklaşıldığını biliyoruz. İnşallah herkesin çalışma barışı içerisinde, huzur içerisinde hak ettiği emeğinin karşılığını bulduğu, değerini bulduğu bir çalışmayla bu müjdeleri vermeyi de Rabbim inşallah kısa sürede nasip edecektir diye düşünüyorum. Kürsüye son olarak kamu baş denetçisi Şeref Malkoç geldi. Malkoç konuşmasında sağlıkçıların salgın sürecindeki mücadelesine vurgu yaptı. Covid-19'da mücadelede Türkiye destanlar yazarken, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye dünyaya örnek olurken yükü sağlık mensupları çekti. Bunların da en örgütlü kesimi sizdiniz. Arkadaşlar, her işin meşakkatı vardır, zorluğu vardır. Hani ne derler, içi beni yakar, dışı seni yakar derler ya. Sizin zorluklarınız da öyle. Ama şuna inanın, bu milletin her ferdinin duasını alıyorsun.